Kanal 25 ekranlarından hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Haftanın ikinci iş günü günlerden salı, saatler 13'ü gösteriyor ve biz bize Erzurum programıyla karşınızdayız. Evet, 1 Kasım genel seçimlerine, erken genel seçimlerine artık sayılı günler kaldı. 5 gün sevgili izleyiciler ve siyasi partilerde bu 5 günü nasıl değerlendirebiliriz telaşı var. Adaylar ilçelerde ve şehir merkezinde seçim çalışmalarını devam ettiriyorlar. Dolayısıyla 1 Kasım'da sandıktan nasıl bir sonuç çıkacak, tabii bu da merakla beklenen bir başka konu. Evet, stüdyomuzda bugün çok değerli bir konuğumuz var. Genç bir kardeşimiz var sevgili izleyiciler. Siyasette yeni yeni pişmeye çalışan, tecrübe kazanmaya çalışan bir kardeşimiz bugün bizlerle birlikte. Evet, Türk Parti sevgili izleyiciler, Toplumsal Uzlaşı ve Reform Partisi İl Başkanı Sayın Engin Miroğlu bizlerle birlikte. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi yorumcumuz sevgili siyasetçi iş adamı Dursun Ali Akkoç yine bizlerle birlikte. Sayın Akkoç, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, saatler 13 dedik, akşam saat 20'de ana haber bülteninin hemen ardındansa yine bu stüdyoda siyaseti konuşmaya devam edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayı Profesör Doktor Sayın Mustafa Ilıcalı bizlerle birlikte olacak. Saat 20'de kimseye randevu vermeyin diyoruz ve biz Erzurum'un startını veriyoruz. Evet sevgili başkan, önce Allah uğurlu etsin. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Acaba. Türk Parti İl Başkanı olarak siyasette bundan böyle sizi göreceğiz. Genç bir simasınız. Engin Miroğlu bu göreve başlarken siyasetin zorluğunu, siyasetin bolca zaman istediğini, siyasetin maddi ve manevi yönden bir takım fedakarlıklar yapılması gerektiğini bilerek mi bu yola çıktı ve şu andaki amacınız ne efendim? Naci Bey, öncelikle böyle güzel bir programda bizleri de aranıza davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii ki siyaset, günümüzdeki siyaset artık bayağı bir laşkalaşmış durumda olduğunu düşünüyorum. Siyaset aslında kendinizi değil, halkı düşünerek yapılan bir propagandadır. Bence biz bu siyasete başlarken bize bir şeyler sunulmadı. Bize sadece sunulan Türkiye'nin ilerisi için, Türkiye'nin geleceği için, gerçekten parlak bir Türkiye için hedefler sunuldu. Gerçekten bize de bu hedefler oldukça cazip ve gerçekten Türkiye'yi daha ilerilere taşıyabilecek bir hedef olduğunu anladığımız için biz de bu yola çıktık. Evet. Allah nasip ederse de gittiğimiz yere kadar gitmeyi düşünüyoruz. Şu anda şöyle belirtmek istiyorum. Tabii Türk Parti gerçekten Erzurum'da yeni bir yapılanma içerisinde. Aslında 7 Haziran'da milletvekili adayı olduğumuz için malumunuz il başkanından istifa etme gibi bir durumumuz söz konusu oldu. Şu anda Erzurum kurucu il başkanıyım ve kongrelerimizi bekliyoruz. Allah nasip ederse seçim sonrası bunları halledeceğiz. Bizim bu seçime girip girmememiz pek önemli değil. Zaten biz geçici baksak şu an bu koltukta olmayız. Allah nasip ederse biz geleceğe yaydığımız çok önemli projelerimiz var. Sayın Genel Başkanımın da bizlere vermiş olduğu talimattan ötürü kesinlikle yılmadan Türkiye için elimizden geldikçe her şeyin en iyisini yapmaya kararlıyız. Tek eksiğimiz, eksiğini hissedebileceğimiz tek şey halkımızın desteği. Allah nasip ederse önümüzdeki zaman zarfı süresinde halkımız da bunun bilinçlenmesiyle Türk Parti'nin gerçekten Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağını anlayacaktır. Ve biz de umarım o noktaya kadar gelerek mücadelemizi devam ettireceğiz. Evet, tabii yeni bir parti, yeni teşkilatlanma çalışmaları. Erzurum'da bu manada şu ana kadar herhangi ilçe veya il bazında ne gibi çalışmalar oldu? Şöyle söyleyeyim Naci Bey, zaten ilimiz hep mevcuttu. Evet. İlçelerimizden eksik olan ilçelerimiz vardı. Şu an yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Allah nasip ederse ki hepsini tamamladık. Şu an resmi evraklarımızı gerekli mevkilere vermek için beklemedeyiz şu an. Evet.
gerekli dilekçelerimizi sunacağız. Şu an yani o manada hazır, bütün ilçelerimiz hazır. Evet, bütün ilçelerimiz hazır. Genel merkezden gelecek haberlerimizi bekliyoruz. Allah nasip ederse kısa zamanda bütün ilçelerimizi kurarak ilçelerimizdeki çalışmalarımıza da başlayacağız. Evet, genel başkanınız bir önceki 7 Haziran seçimi öncesi Erzurum'u karargah kurmuştu Erzurum'a, Yıldızkent'te. Ve yoğun da bir çalışma programı sergilemişti. Evet. Genç bir genel başkanınız var. Çalışkan bir genel başkan. Öyle görüyorum. Ama tabii siyasette en önemli unsur iyi bir ekibin olması. Evet. Bu arada sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani bunu genel olarak partimiz genel olarak sordunuz sanırım. Evet. Şöyle bilgi vereyim ben. Bu yola çıkarken genel başkanımızın gerçekten Türkiye için psikolojisini, varlığını, her şeyini ortaya koyduğunu düşünüyorum. Aslında bu bir örnekle açıklayabilirim. Sonra konumuza devam edelim. Şöyle söyleyeyim. Mesela çok şahsım adına mesela çok varlıklı olduğunu düşündüğün şeyler vardır. Mesela çok varlıklısındır. Neden zarar edeceğin işe girebilsin diye düşünürsün mesela. Ama şu an bakıyoruz mesela genel başkanımız Sayın Ahmet Eyüp Özgüç şu anda Türk Parti Genel Başkanı olarak Türkiye için ne yapabilirim? Türkiye için, insanların huzuru için, özgürlüğü için, rahat yaşayabilmesi adına neler yapabiliriz? Bunun mücadelesini veriyor. Öte yandan bütün illerle, sorunlarla ilgileniyor bizzat. Bizi de telefonda bilgilendirerek kesinlikle ilgileniyor. Sadece tabii ki bir parti kurulurken illaki bazı eksiklikler olabilir. Bunlar zamanla her şey tamamlanacaktır. Ki şu anda bizim partimizin içerisinde şu anda bir eksik olduğunu düşünmüyorum. Tek eksiğimiz bazılarının peşimizi bırakmaması. Bunun da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bu bir süreçtir. Ben Türkiye'nin hukuki sürecine inanıyorum. Güvenen birisiyim. Umarım Allah bizi bu hukukta gerçekten adaleti, hukuku bilen insanlarla karşılaştırır diye düşünüyorum. Daha önceki sorumuza... 7 Haziran'da seçime girdi. Evet. Parti neden 1 Kasım'da seçimlere girmedi? Malumunuz ki bizim bir ablem problemi oldu. Evet. Türkiye'yi sarsan böyle bir sansasyonel bir haber meydana geldi bir anda. Bunu biz de anlayamadık bir an. Biz de anlayamadık. Yani. Ama aslında amblem AL Parti sanıyorum. AL Parti'nin amblemi AK Parti'ye çok benziyordu. İsim evet. De AL Parti, AK Parti. Türk Parti'nin amblemi güneş yanılmıyorsam. Evet. AK Parti'ninki ampul. Evet. Nasıl yani, bir benzerlik oldu orada? Aslında çok güzel bir açıklama yaptınız Naci Bey. Ben de buna şöyle bir açıklama getireyim. Bizim zaten amblemimizle alakalı gerçekten bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani insanlar artık 2015 yılında yaşıyoruz ve insanlar gördüğü her şeyi unutacak derecede değiller. Biz milyon şehirde bile bir arkadaşımızı yani bir kere oturmuş birini bile görsek, milyon şehirde kalabalığın içinde bile tanırken bunu rahat bir ortamda bir insanın oy kullanabileceği bir ortamda parti ayırt ya da amblemi nasıl ayırt edemeyecek bunu düşünüyorum. Tabii bu düşündürücü. Bunun şöyle bir açıklamasını yapayım. Bizim öncelikli amblemimiz güneş ve 8 tane okumuz var. AK Parti'nin malum AK Parti'nin dava hukuki sürecimizin karşı tarafın AK Parti olduğu için söylüyorum. Ampul ve ampulün gerçekten ampul olduğu belli ve kendilerinin 7 tane oku var. Yani bunu ayırt edebilecek özellikler dahilinde kurulmuş bir amblem. Ki biz bu amblemi Sayın Genel Başkanımız bu amblemi kurarken aman AKP'ye benzesin ya da işte AKP'ye benzemesin 17 tane oku var bizim 8 tane okumuz var diye böyle bir şey düşünmemiştir. Böyle bir şey düşünse şu an belki de düşündüğü insanlarla beraber olacaktı. Ama öyle bir durum yok. Ve biz bu konuyla ilgili dava yiyoruz. Dava yiyoruz. Yediğimiz davada 51 dakika içerisinde savunma isteniyor. 51 dakika. Yani bu ne demektir? Bunun araştırılması biraz fazla bir araştırmasına gerek yok. Yani Türkiye'de böyle bir durumun bir ilk olduğunu söylemek istiyorum. Bu bir ilk yani. Türkiye'de 51 dakika içerisinde savunma istenen tek durum bizim ablem sorunumuz oldu. Tabii hukuki süreç devam ediyor. Biz
Az önce de belirtmiş olduğum gibi hukukta gerçekten adaletli insanlarla karşılaşacağımızın umudundayım. Umarım böyle olacaktır. Hukuk süreç devam ediyor. İlgili kişiler bu konuyla ilgileniyorlar genel merkezimiz olarak da. Umarım tez zamanda bir şekilde sonuçlanacaktır. Çünkü burada ortada büyük bir haksızlık var. AK Parti'nin böyle bir dava açması. 7 Haziran'da partinin... niye açılmadı bu dava daha öncesi veya? İşte zaten büyük problem orada ya Naci Bey. Yani 7 Haziran'da ilk defa bir seçime giriyorsunuz. Ve girdiğiniz seçim sonrası Türkiye genelinde güzel bir oy alıyorsunuz. Evet. Bu bir aslında bu koltuğun sallanması gibi bir korku karşı tarafa sanırım ki bugün ablem konusundan dolayı dava açılıyor. Ama şöyle bir şey yok mu Engin Bey? Yani sizin teşkilatlarınız tam olsa yaklaşık olarak kaç? 51 ille mi seçime girme hakkı var ve ilçelerinde %70'i civarında teşkilatlanmış olmak gerekiyor değil mi? Sizin eğer öyle bir durumunuz varsa orada YSK niye kalksın ki? Şimdi sonuçta 96 tane parti var. Evet. 96 partiye yakın bir parti. Siz teşkilatlarınızda herhangi bir sıkıntı olmasa veya tam olsa YSK'nın böyle bir karar vereceği YSK değil, mahkeme kararı vermiş. Anayasa Mahkemesi. Evet. Seçime girmemesi konusunda AK Parti'nin amblem itirazından dolayı amblemi benzediği gerekçesiyle... Hayır, ondan olmadı. Teşkilatlamanın tam olmadığından dolayı iptal oldu. Hayır, Haziran'da seçime girmiştik. Tamam ama bu seçim için yeterli olmadığına dair oldu. Değil mi başkanım? Şöyle bir açıklık teşkilatlardan getireyim Ali Bey. Evet. Tabii ki böyle spekülasyonlar çıkacaktır. Bizim keşke bu haberin yanında bütün ildeki teşkilatlarımıza yapılan baskınlar da ortaya çıksaydı. Yani bir ilim valiliğinin bir partinin bilgilerini bir başka partiyle paylaşması nasıl bir hukuktur, nasıl bir anlayıştır? Bunu sorgulamak lazım tabii ki. Ayrıca bizim il ve ilçe teşkilatlarımıza sorun yoktu. Naci Bey'in de beyan etmiş olduğu gibi öyle bir problem olsa biz bir kere 7 Haziran seçimlerine giremezdik. Yani 7 Haziran seçimlerinden sonra ne değişti ki bizim teşkilatlarımızda? Hiçbir şey değişmedi. Biz 7 Haziran'da sunmuş olduğumuz evraklarımızın durumu neyse 7 Haziran sonrasındaki seçimlerde de yani 1 Kasım seçimlerinde de aynıydı. Hatta artan illerimiz oldu. Yeni yapılandırmış olduğumuz ilçelerimiz oldu. Bunu görmezden geldiler. Amaç o değildi. Türk Parti'nin gerçekten önü müthiş bir şekilde kesilmeye çalışıyor. Yani önüne set koyulmaya çalışıyor. Tabii bu insanlar kişiden kişiye düşünce ayrılığı doğurabilir ama şu an Erzurum Türk Parti sözcüsü olarak burada konuk ettiniz. Bu konuya en açıklık getirecek şekilde cümleleri sarf etmemiz biz gerekiyor. Biz de merak ediyorduk yani değil mi? Yani. Yani biz de bu konuyu gerçekten merak ediyorduk. Yani emin olun Türk Parti'nin seçime girememesi adına hiçbir usulsüzlüğü yoktur. Zaten farkındaysanız şu anki tek gündem amblem benzerliği. İşte teşkilatlanma bir yandan vuruluyor ama teşkilatlanma vurulacak bir tarafı yok. Yani teşkilatlarımız hazır ve biz bütün siyasi partinin gerekli kurallarını şu an icra etmiş durumdayız. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim bu seçimlere girememe sebebimiz Türk Parti'nin oy oranıdır. Oy oranıdır ve gelecekte bu oy oranı birilerini korkutmuştur. Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. En son yapacağımız iş bırakmak. Yani milliyetçi bir parti misin Sayın Başkanım? Yani tabii ki. Peki biraz açar mısınız bize? Siz milliyetçiliği nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi tabii ki. Türkiye'de milliyetçiliğin önüne gelen iki tane partisi var. Milliyetçi Hareket Partisi var. Büyük Birlik Partisi var. Evet. Bunların yanında niye bir Türk Parti? Niye bir yani üçüncü bir milliyetçi parti? Şunun açıklamasını yapayım. Zaten Türk Parti olarak açılımı Toplumsal Uzlaşma, Reform ve Kalkınma Partisi. Yani aslında bu insanlara bir şeyleri anlatıyor. Tabii biz her gün kapımızı herkese açık. Herkes ziyaret edebilir bizi.
sizin düşüncelerinizi, sizin sormuş olduğunuz soruyu da bize sorabilirler. Biz bunun her zaman yanıtını verebiliriz. Size de bu şekilde yanıt vereyim. Türk Parti, yani bir Türk Parti, diğer partilerin de işte milliyetçi olduğunu düşünerek kurulmuş bir parti değil aslında. Bugün günümüzde Alevi ayrımı var. Kürt ayrımı var. İşte bu Türk ayrımı var. Bu Laz soyu şuradan geliyor. Nasıl bir ayrım? Şöyle yani sonuçta vatandaş olarak hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Tabii ki yaşıyoruz. Bir şöyle bir ayrım derken yani ister istemez parti kuruluşlarında işte milliyetçisi, diğer kesimi, sol kesimi, sağ kesimi oluyor. Biz dedik ki mesela bize ideolojik olarak ayrışmış tabii, diyorsunuz. İdeolojik yani. Olarak tabii yani böyle şimdi Türkiye'de ayrımcılık var. Ayrımcılık hayır. De, Türkiye'de ayrımcılık. Partiler ideolojik olarak kesinlikle ayrılmış. Yani bu evet. Bu partilerin yapmış olduğu bu durumlar ister istemez halka yansıyor. Evet. Halk içerisine yansıyor. Bu yani bu bir psikoloji içerisinde bulunuyor insanların. İster istemez bu durum meydana geliyor. Bizim partide böyle bir durum yok. Kesinlikle. Biz vatanını seven, bayrağını seven, toprağının bir bütünlüğünü koruyacak herkese kapımız açıktır. Biz bu Türkiye'yi hep beraber yönetelim diyoruz. Yani Kürt ile Türkiye ile. Tabii ki. Peki bir Kürt vatandaş geldi size dedi ki ben Kürdüm. Evet. Annem Türkçe konuşmayı bilmiyor. Evet. Bize Kürtçe dilini şey olarak normal anayasal zemine oturtun. Yani, cevabınız ne olur? Yani bizim sanırım hani eşit, soruyu şöyle eşit bağlamda herkese eşit mesafede istediğiniz için bu soruyu soruyorum. Yani ana dilde mesela diyelim eğitime nasıl bakıyorsunuz? Tabii ki şunu nasıl söyleyeyim. Bakarsınız? Mesela vermiş olduğunuz örnek çünkü çok öyle güzel. Bir şey gelecek. Çok güzel. Evet. Dur bir dakika sevgili başkan, sayın başkan, il başkanı. Öyle bir soru soruyorsun ki genel başkan yani bu genel politikaya girer. Yok, bak, başkanım şey dolu bir başkan. Ya, dolu da. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Daha ilk programdan sevgili başkanı ilerler şey yapmayalım. Bak demin Muhafazakar Parti dedi. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi. Milliyetçi partilerden. Yani. Evet Muhafazakar. Şimdi Muhafazakar Partiler. Evet. Kimler var işte AK Parti. Saadet Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi gibi. Evet. Böyle çoğul. Onlar niye var? Tamam cevabını işte başkanıma ben de sana soruyorum. Şimdi AL Parti'yi şimdi, duydun mu? AL efendim, Parti duydun AL mu? AL Parti'yi duydum evet. AL duydum evet. Ben şey ablemi AK Parti'ye benzeyen partiyi diyorsun. Evet. Kurulmuşsun. Evet. Niye kurulmuş bu parti? Valla bilmiyorum. Çok içeriğim. Yani dolayısıyla şimdi sevgili başkan tabii siyaset zor biz. Sanat diyelim biz. Bunu. Evet. Siyasetçi olmak daha zor. Çünkü her şeyi bilmek zorundasın. Evet. İnsanlarla çok iyi diyaloglar kurmak zorundasın. Hiç kimseye küsme, kin, bu tür şeyler asla gidişemezsin. Tabii ki. Dolayısıyla siyasetçi 7-24 çalışmak zorundadır. Hele seçim zamanı. Tabii bu manada siz belki 1 Kasım seçimleri için biraz rahat bir pozisyondasınız ama bana göre diğer partilerden daha çok çalışmanız lazım. Emin olun biz diğer partilerden yani, daha çok çalışıyoruz. Üye kaydıdır, teşkilatlanmasıdır, evet. Gelen vatandaşlara partinizi anlatmaktır. Yani dolayısıyla hem maddi hem manen çok yorucu bir süreçtesiniz. Kesinlikle. Ama bir avantajınız var, gençsiniz. Yanınızda da hep genç jenerasyonu görüyoruz. Bunun size bir avantajı oluyor mu genç olmanızın? Veya yanınızdaki ekibin genç olmasının avantajları ne oluyor size? Şöyle belirteyim. Tabii ki belirtmiş olduğunuz gibi bizim şu anda genç bir yapılanmamız var. İl ve ilçe teşkilatı olarak. En güzeli de o. Biz büyüklerimize de bunları izah ediyoruz durumu. Büyüklerimiz diyor ki zaten biz sizin arkanızdayız. Siz gençlerle iş yapın. Al sana diyor benim gencim, yeğenim, oğlum sizinledir diyor. Biz de bu arkadaşlarla yola çıktık. Biz aslında burada güvendiğimiz bu yolda bizi yalnız bırakmayacak insanlarla yola çıktık. Ve umuyorum ki yalnız bırakmayacaklardır bizi. Bu bir vefadır aslında. Bazen vefanın cefası da olur, çekilir. Biz bu yolda yılmayacağız. Tabii genç arkadaşların şöyle bir bize kattığı pozitif enerjiler var. Ya bizim şu anda o kadar yoğun bir şekilde çalışmalarımız var ki bunları yürütebilmek adına genç arkadaşların, dinamik arkadaşların yılmadan
güzel bir tempoda çalışması gerekiyor. Haricinde tabii ki yaşları bizden daha ileride olan, biraz daha yaşlı olan ilde yönetimde bulunan değerli insanlar mevcut. Bu dostlarımız da parti içerisindeki işlemleri, kendi mesela yazılı işlemleri olsun ya da parti içerisinde diğer farklı işlerle ilgileniyorlar. Daha çok biz genç arkadaşlarımızı kendimizle beraber dışarıdaki çalışmalarımıza yönlendirdik. Sahadasınız yani. Tabii sahadayız. Şu anda sahadasınız. Sahadayız. Projelerle ilgili Bu Sayın Başkanım. Bu arada özür dileyerek Sayın Ferit Sarı telefon attığımızda. Ferit Bey merhaba. Alo. 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 Ferit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı programlar diliyorum. Sağ olun efendim. Buyursunlar. Ben başkanımız Engin Hüron'la bir soru soracaktım ama. Tabii buyurun. Şimdi kendisi milliyetçi muhafazakar bir parti olduğunu söylüyor. Evet. İleride olur da, hükümeti olurlar da. Evet. Bu Suriye politikası, Filistin politikası nasıl olacak? Evet. Bu konu hakkında bilgi almak istiyorum. Başka sorunuz var mı? Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Şimdi aslında demin sana söylediğim Genel Başkan Sayın Miroğlu Genel Başkan pozisyonuna gelmiş şu anda. Genel dış Başkan politika, yani dış politikayı Genel Başkanımızı Genel Başkan temsilen başkanım evet, da dış politikayı merak ediyor. Vatandaş diyor ki Milliyetçi Muhafazakar bir parti olarak iktidara geldiğinizde Suriye ve Filistin politikası evet. Ne olur gibi dış politika yani. Ya bu konuda şöyle söyleyeyim, biz kimsenin ölmesini istemiyoruz. Hiç kimse ölmesin. Yani çevremizdeki, bir evimizin çevresindeki komşular nasılsa, bizim çevremizdeki komşular da öyle olsun. Ama bize dokunmasın kimse. Sanırım bununla ilgili çalışmalar da olacaktır Genel Başkanımızın. Yani illaki vardır. Allah nasip eder de iktidara geldiğimizde bu konuda kalıcı hedefleri, kalıcı planları vardır. Umarım günü geldiğinde bu konuyla ilgili ne kadar iyi düşündüğümüzü halka da göstermiş oluruz. Yani. Şimdi sevgili başkan, tabii Erzurum zor bir şehir. Evet. Erzurum'un seçmeni de zordur. Beklentileri de hep farklıdır ve fazladır. Dolayısıyla siz de Erzurum'da siyaset yaparken tabii mutlaka işte Beyis Efendi Mahallesi'nden Kırmacı Mahallesi'ne, oradan İşte Şükrü Paşa'dan Çağlayan Mahallesi'ne veya Yenişehir'den TOKİ konutlarına, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kadar her noktaya karış karış bilirsiniz. Tabii ki. Sorunların ne olduğunu da bilirsiniz. Şöyle Engin Miroğlu Erzurum'un bir fotoğrafını çekse, evet. Erzurum'u bize nasıl değerlendirir? Şimdi Naci Bey, ben bir Erzurum olarak şehir dışında yaşadım çok. Yani yıllarım geçti artık şehir dışında ve ben zaman sonra ilk defa geldim Erzurum'a. Şöyle bir durum söyleyeyim. Gerçekten büyük bir Erzurum sevdalısıyım. Ve Erzurum için elimden gelecek ne varsa, elimden yettikçe, gücümün yettikçe benim yetmez, yeten birine arkadaşlık ederim. Ama yine de Erzurum adına bir şeyler yaparım. Yani o fotoğrafta kendi resmimi de koyarım. Erzurum için yapılacak bir şey varsa yaparım. Ama gündüzleri, akşamları yağmurda, karda Erzurum'da gezmişimdir. Dediğiniz gibi her sokağında, her caddesinde. Ben şu anda mesela Erzurum'da bir durumu anlayamıyorum. Kaldırımlar yollardan daha geniş mesela. Evet. Çok garip bir durumdur ki aslında kaldırımların yollardan daha az bir pay olması lazım. Yani araçların geçiş sıkıntısı. Buna çok rastlıyorum. Erzurum'da kesinlikle mesela Cumhuriyet Caddesi'nde otopark sıkıntısı, hatta artık oraya otopark yapılmaması gerektiğini, mesela Cumhuriyet Merkezi'nin çevresinin, yakın çevresinin, mesela halkın işi oluyor, dükkanı olan var, aracında eşyası olan var, taşıyan var. Bunlara aslında sabahtan belli bir saat kadar işte orada yük taşıyıp indirebilmesi için zaman verilmesi ve caddenin halka açık olması, hatta caddenin altından bir Yakutiye Belediyesi'nin oradan, işte Havuzbaşı'ndan başlayıp Yakutiye Belediyesi'nin oradan bir alt geçit geçse, mesela caddede halka açık olur ve bu Erzurum için biraz daha rahatlatacak. Mesela halk için de biraz değişik bir şey olur yani. Bir atmosfer olur. Erzurum'da mesela yıllardır Erzurum'a gelmeyen böyle bir şeyle karşılaşsa hoş olur. Mesela köprüler,
bazı şeyler tabii düşünülüyor. Da var. Şimdi belediye havuz başına bir yeraltı otoparkı daha yaptı. Evet. Yani burada evet. Vatandaşta da var bu. Vatandaş parka girmiyor. Park alışkanlığı yok. Getiriyor Cumhuriyet İş Merkezi'nin orada araç park etme şansın zaten yok. Evet. Çünkü niye? Bir, parkomatlar geliyor yapışıyor yakana. İki, hemen çekici geliyor veya trafik polisi cezayı basıyor. Üçüncüsü zaten arka taraf paralı otopark. Evet. Dolayısıyla bence yani o yeraltı parkı boşuna yapılmadı. Oradaki esnaf zaten kampanyalı oralar. Evet. Vatandaş gidecek. İşte aylık, yıllık neyse oradaki esnaf arabasını çekecek. Akşam da gidip alıp çıkacak yani. Ama işte bir türlü bunu yapmıyor. Otopark kültürü Erzurum'da hiç oturmadı. Evet, oturmadı. Ya bunu bir şekilde oturtmak lazım da tabii ki halkın da söylemiş olduğunuz gibi yani, biraz duyarlı olması lazım bu duruma. Yani bir şeyi projelendirirken belediye yeterli kalmayabilir. Yani belediye her şeye el atamayabilir. Biraz halk olarak bizim de destek vermemiz lazım. Aynen. Sonuçta burada düşündüğümüz tek şey Erzurum'un geleceği ise... Biz böyle düşünüyoruz ama ise ki Erzurum halkının da hemşerilerimin de böyle düşündüğünü düşünüyorum. Ama biraz daha sadece bunları hayata geçirebilmek adına biraz daha yardımcı olmak gerekiyor. Ben de bir Erzurumlu olarak mesela Erzurum'a bir altyapı sorunu yaşadığını düşünüyorum. Yani aslında gideriliyor ama bir daha doğuyor bu altyapı sorunları. Ve nedense bu aralar son zamanlarda yol yapımlarına çok rastlıyorum. Yani sıfır yapılan yollar tekrardan sökülüp tekrardan yapılıyor. Tekrardan kaldırımlar değiştiriliyor. Aslında bu bir çalışma gibi mi gösteriliyor? Altyapı çalışmaları, hani su kanalizasyon ayırma işlemleri var ya başkanım. Peki sizce başkan Erzurum'un en büyük sorunu, en ciddi sorunu nedir? Erzurum'un en büyük sorunu şu güzelim halkın, şu güzelim gençlerin, şu güzelim arkadaşlarımızın işsiz kalması. Çözüm nedir başkanım? Buna başka bir aslında Erzurum'un çok ciddi sorunları yok. Erzurumlar ufak şeylerle mutlu olmasını bilen insanlar. Biz dışarıda da öyleyiz. Bizim buranın tek sorunu hiç kimse elini cebine atmıyor. Yani Türk milleti hep şükürdardır. Yani hep özür diliyorum. Yusuf Çatlı İstanbul'dan şu an bizi aramış. Yusuf Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Sağ olun. Buyurun. Öncelikle Sayın Engin Diroğlu'na başarılar diliyorum. Oradaki diğer konuk arkadaşlara da. Şimdi benim şöyle bir sorum vardı Sayın İl Başkanı'na. Buyurun. Onun nezdinde Sayın Genel Başkanı'na. Şimdi kendileri ben az çok partinin tüzüğünü araştırdım. Evet. Vakıf olduğum konuları var da. Evet. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Kendilerini milliyetçi, muhafazakar bir parti olarak tanıttılar. Evet. Doğru mudur? Evet. Şimdi mevcut iktidar da aynı şekilde muhafazakar milliyetçilik bir kimliğiyle yoluna devam ederken buna karşı gerek dışarıdan gerek içeriden bir takım karşı hamleler yapılırken marjinal gruplar, terör örgütleri tarafından, yabancı güçler tarafından bir takım karşı hamleler yapılırken neden böyle bir ayrıma gitti ki bu parti? Ya da mevcut partide ne gibi eksiklik gördü de parti olarak biz de varız diyorlar. Anladım. Başka sorunuz var mı Yusuf Bey? Ya başka sorun da benim sadece Türk Partisi değil de diğer partilere de aynı şekilde söylemek istedim. Yani birlik olalım, madem muhafazakarız, madem milliyetçiyiz, hep beraber birlik olalım. Yani durum ortada, bizim istediğimiz bu. Sadece Türk Partisi'nden değil, diğer partilerden de. Evet. Teşekkür ediyoruz Yusuf Bey. Ağzına ben sağlık. Sayın Miroğlu cevap verecek. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar. Eyvallah. İstanbul'a selamlar. Teşekkür ederim. Evet. Aslında Yusuf Bey iyi bir soru sordu. Tabii bazı sorular vardır Naci Bey. Bizim bilgimiz dahilinde olur. Düşüncelerimiz olur. Allah nasip ederse bir gün genel başkanımızı da canlı yayında görmek isteriz sizlerin aracılığıyla. Ama ben bu soruya kendi düşüncemi... Konuk olmuştuk genel başkanımız değil mi? Bir programımız vardı. Bir daha alırız Allah nasip ederse misafir ederiz. Zaten Erzurum'u çok seviyor genel başkanımız. Erzurum kendi bir evi olarak kullanıyordu. Ve zamanının birçok bölümünü Erzurum'da geçiriyordum.
Haricinde Yusuf Bey'in sorusunu yanıtlayalım. Dedi ki neden Muhafazakar Parti şu an iktidarken... Muhafazakar Milliyetçi AK Parti, Parti zaten var dedi. Var diyor. Niye böyle bir parti kurmaya gerek duydunuz diyor. Evet. Şahsi düşüncelerimden ve partimizin kuruluş amacından yola çıkarak aslında bir şeylerin artık iyi gitmediğini düşünüyoruz. Şimdi siyaset öyle bir şey ki artık siyasete oy verdiniz, iktidar oldu. Artık onu bekleyeceksiniz 5 yıl. Ya öleceksiniz ya dirileceksiniz. Artık insanlar beklemekten sıkıldı. İnsanların artık seçenek hakkının olmadığını ya da kısıtlı olduğunu düşünüyorum. Yani neden olmasın bir tane daha Muhafazakar ve Milliyetçi Parti? Bir tane daha olsun. İnsanlara seçme hakkı tanıyalım. Biz seçme hakkı diyoruz ama gerçekten şu anda seçme hakkının sınırlı olduğunu düşünüyorum. İnsanların yani seçme hakkının kısıtlandığını değil. İnsanların seçecek bir şeylerin olmadığını düşünüyorum şu anda. Hiç kimse doğru yapmıyor işini diyebilecek dereceye geldi. Son zamanlarda böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Şu an iktidar olarak da böyle bir durumlar söz konusu. Neden olmasın? Yani genel başkanımız eğer bu partinin kurucusuysa gerçekten Türkiye adına düşündüğü demek ki bazı şeyler vardır. Bu arada sevgili Akkoç, tabii son günlerde gündemde şöyle bir şey var, söylenti var. 5. parti mecliste konuşuluyor. Tabii bunların içerisinde Sayın Lütfullah Kayalar, Sayın Abdullah Gül, Sayın Meral Akşener, Sayın Abdülhatif Şener gibi Türk siyasetinin ağır tecrübeli isimlerinin hep beraber bir çatı altında buluşup 1 Kasım seçimlerinin ardından da mecliste 5. grubu bulunan parti, siyasi parti olacağı yönünde iddialar var. Bunu nasıl değerlendiriyorsun sen? Şimdi ben mi değerlendiriyorum? Soruyu zor soruyorsun. Sevgili Naci Ergen, bak şimdi Abdullah Latif Şener bir parti kurdu. Evet. Başarılı oldu mu? Başarılı olmadı. Biz şunu unutmayalım. Türkiye'de bir Recep Tayyip Erdoğan faktörü var. Ve Recep Tayyip Erdoğan faktörü olduğu müddetçe yeni sizin partinizi ayrı geçiyorum. Başkanım siz tabii ki sizin cevap hakkınız olur. Yeni kurulacak bir partinin şey olması, yükselmesi imkansız. Mesela Abdullah Gül eski Cumhurbaşkanımız eğer aklında öyle bir proje vardıysa Cumhurbaşkanı olur bırakır bırakmaz hanımefendinin işte ikinci intifadayı biz başlatacağız gibi bir çıkışı olmuştu. O zaman olsaydı ufak bir kıpırdama olurdu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi seçmen de ayrıldığı zaman bir parti bir partiden koptuğu zaman bakın DSP'den kopmalar oldu olmadı. CHP'den kopmalar oldu olmadı. ANAP'tan kopmalar oldu olmadı. Doğru Yol'dan kopmalar oldu olmadı. Tavan hep duruyor. Ama ayrılan, ayrışan kaybediyor. Şimdi bugün Türkiye'de 5. parti de olsa alacağı o %0.50'dir. Peki şöyle düşün, 1 Kasım seçimlerinde yine koalisyon çıktı. Evet. Tek başına iktidar olmadı. Evet. Halk da yeni bir arayışa girdi. O zaman ne olur? Ya şimdi halkın şöyle bir şey var. Bak. Çünkü Sayın, bugün... şöyle söyleyeyim, Mehmet Ali Şahin'in bir açıklaması var. Evet. Diyor ki, 1 Kasım'da koalisyon yine sandıktan aynı benzer sonuç çıkarsa 3. seçim olacak. 3. seçim olsa yine aynı şey olacak. Şimdi şöyle bir şey var. Artık partilerin tabanları oturmuş durumda. Sevgili Naci Ergen. Şimdi bakın şu andaki anket sonuçlarına bakın. 1 puan aşağı 1 puan yukarı. 1 puan aşağı 1 puan yukarı. Oyunu arttıran. Şimdi en zor dönemde, bakın mesela diyelim Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, AK Parti'den ben bahsediyorum. Paralel yapıyla mücadele, terörle mücadele, yolsuzlukla mücadele, yani 7 düvelin bir olup üstüne gittiği bir dönemde bile %40'ın altına düşmedi. Demek ki tabanı oturmuş bunu. Yani düşünün, 100 kişiden 60 kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlışlarını anlatıyor ama o 40 kişiyi ikna edemiyor. O taban oturmuş orada. Evet. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nde
İlk günden dedi ki ben iktidar olmayacağım, muhalefeti istiyorum. Değil mi? Hepimiz kulaklarımızda duyduk, evet, gözlerimizde gördük. Müslüman da kulaklarıyla görüp gözlerinde gördüğüne inanır. Şimdi iktidar olmayacaksan parti niye var? Niye siyaset yapıyorsun? Benim kendi mantığıma ya da ne istiyorsun? Ya ne istiyorsun? Buna rağmen tabanı duruyor. Bak buna rağmen duruyor. Şeye bakıyorsunuz mesela, HDP'ye bakıyorsunuz. HDP bugün yüzlerce şehit var. Evet. Değil mi? Her tarafta cenazeler var. Ankara'da 100 kişi öldü. Kendi tabanından insanlar öldü. Bak bu yani HDP'nin kendi Marksist kesim olan tabanından öldü. Ve Türkiye'nin hemen hemen her tarafına cenaze gitme şeyi vardı orada. Öldü. Bakıyorsunuz bir puan ya düşmüş ya düşmemiş. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Böyle bir ortamda mesela zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyi bellidir. Bugün başına kimi getirirseniz getirin. Mesela Emine Ülker Tarhan ayrıldı. Değil mi? Parti kurdu. Ondan sonra aldığı oy ne? 0.0 bir şey. Ama parti içerisinde aktifti. Yani parti içerisinde belki de şöyle örneklendireyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Bülent Arınç'ı neydiyse Emine Ülker Tarhan da CHP'nin oydu. Bölebildi mi tabanı? Bölemedi. Yani yeni oluşumların bu ülkede tutması çok kolay değil. Ya öyle çok afaki bir şey olacaktır. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki tabana gidin deyin ki, diyor ki Alparslan Türkeş diyor. Değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden bakın, diyor ki Atatürk. Ya bugün AK Parti'nin tabanı da daha lider yaşıyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan hayatta. Peki, yani kolay kolay kayma imkanı var mı sence? Ben kesinlikle şans veriyorum. Bu konuya özür dilerek dahil olmak istiyorum Hacı Bey. Buyurun. Mesela siz konuşurken bir şey aklıma geldi. Bunu düşünürüm eğer Sayın Abdullah Gül'ün böyle bir düşüncesi varsa, yeni bir parti kurarak ya da... Açıklama yaptılar, öyle bir şey yok yani. Bülent varsa, varsayım üzerinden gidelim. Biz hazır konuşalım. Belki yarın olursa bu sorumuzu da cevaplamış oluruz bu arada. Mesela daha düne kadar her şey iyiyken, güllük gülistanlıkken, AKP'de neredeyse can kardeşiyken bu şahıs anlattığımız parti görevlileri. Bugün ne oldu da bir beşinci bir parti? Yani işte bugün başkanım, ne oldu tam da siz bir iyi yerinde yakalamışsınız. Bakın tam iyi bir yerinde yakalamışsınız. Partiden ayrılıp yeni kurulan oluşum içerisine giren insan bu şekilde halk görüyor. Ne oldu ki kardeşim yani? Ya bir de şimdi Hüsnü Ali Bey, evet, şöyle bir durum var. Türkiye'de bazen baba oğul arasında bile AKP konusunda tartışma yaşanıyor. Evet. Başka bir parti için yaşanmıyordur belki. Evet. Tamam, saygı duyuyorum. Siyasi görüşlerinize saygı duyuyorum. Yani lafım o değerli halka. Ama insan bir yerden bir şey yaparken, evladının bile evdeki ayıbını saklayamazken, sen bizi yöneten, Türkiye'nin başında bizi daha nereye gideceğimizi bilmediğimiz bir yönetimin altında, işte suyun üzerinde, böyle durgun bir suyun üzerinde yavaş yavaş ilerliyoruz ama artık uçurumdan mı düşeceğiz ya da şelaleden aşağı mı ineceğiz, nereye gideceğimizi, boğulup öleceğimizi bilmediğimiz bir yere gidiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Böyle bir yere giderken aynı zamanda nasıl ki severek oyu veriyorsan açıklarını da düşüneceksin. Yani açık aramak ayrı bir şey. Var olan açıkları gözetlemek, bunu sorgulamak ayrı bir şey. Mesela ben düşünürüm. Yani bırakın bir Türk Parti Erzurum İl Başkanı olarak. Ben bunu bir birey olarak, halk olarak düşünürüm. Derim ki, düne kadar Abdullah Gül, işte Bülent Arınç, Egemen Bağış, yani bu insanlar AK Parti için görevlerini iyi icra ettiğini, işte Türkiye'nin öyle bildiği insanlar. Bugün ne oldu da AK Parti ile ayrı düştünüz? Ve ne oldu da neden yeni bir parti kuruyorsunuz? Bu çok düşündürücü. Acaba istekler mi karşılanmadı ya da gerçekten o ayrılan kişiler... Tam bu noktada yani Sayın Başkanım, yani insanlar bu noktada sizin söylediğiniz noktada gördükleri için... Yeni şimdi Dursun Ali Bey, şey acaba istekler yani mi karşılanmadı yoksa gerçekten o bahsetmiş olduğumuz parti görevlileri kendilerini gerçekten şu anki malum hükümetin gittiği yönün doğru olmadığını düşünüp de doğru bir şey mi arayan insanlar, onu da düşünmek lazım. Şimdi sevgili başkan,
genel siyaseti bir tarafa bırakalım da. Evet. Erzurum'da bir başka eksiklik muhalefet. Yeterli muhalefet yapılmıyor. Evet. Bu manada hangi parti üzerine alınırsa alınsın doğru neyse onu söylemek zorundayız. Tabii ki. MHP'de, CHP'de, Saadet'te, Büyük Birlik Partisi'de yani Erzurum'daki muhalefet partilerine bakın. Hala daha sessizliklerini korumaya devam ediyorlar. Erzurum'un sorunları dile getirilmiyor. Dolayısıyla da iktidar partisi de son derece rahat bir şekilde kimsenin sesi çıkmamasından dolayı onlar da bazen yakınıyorlar. Yeterli muhalefet yok. Evet. Karşımızda muhalefet yok ki. Bizi çalıştırsın. Ki çok haklı bir terim bence. Yani muhalefet çalıştırmadıktan sonra niye o koltukta oturasın ki? Evet. Bu muhalefet, yeterli muhalefet yapılmamasını nasıl değerlendiriyorsun bir muhalefet partisi il başkanı olarak? Evet. Şöyle cevaplayayım. Biz Erzurum'da çalışırken kendi partimizin iç programlarını da hedeflerini düzenlerken bir yandan öte yandan da Erzurum için aslında kimlerle görüşebileceğimiz konusunda parti içerisinde, yönetim içerisinde bu konuyla ilgili görevlendirilmiş arkadaşlarla bu konuyu istişare ediyoruz. Yani Sayın Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le görüşmesi gerekiyorsa kendileriyle görüşmeye gideriz. Ya da Vali Bey'le görüşülmesi gerekiyorsa gideriz. Çünkü her şey Erzurum için. Eğer biz buraya çıktıysak, eğer o koltukta oturacaksak, hiç dışarı çıkıp da Erzurum'un problemleriyle ilgilenmeyeceksek o zaman biz burayı da bırakıp gidelim yani. Çünkü biz yıllardır koltukta olmasa bir çekyatta oturuyoruzdur. İlla da oturma sevdalısı değiliz. Öyle olmamamız gerekiyor. Evet, Erzurum'da muhalefet yok. Herkes bir yerlerden konuşuyor ama iş icraata geldiği zaman hiç kimse yok piyasada. Bugün ben de evden konuşabilirim. Ya da buraya gelişimiz aslında çok önemli bir durum olmasa da en azından insanlar bizim konuştuklarımızla belki akıllarındaki o daha çok ücra köşelerde olan düşüncelerini şu an kendilerinde uyandırıp onlar da kendilerine soracaklardır. Çok iyi bir şey. Evet, iyi bir yere değindiniz. Muhalefet yok. Muhalefet olsa dediğiniz gibi belki birileri şu an Erzurum'a daha büyük katkılar yapmıştı. Ki Naci Bey, ben bunu da söylemek istiyorum. Yani geçmiş Erzurum yönetimi, Erzurum Büyükşehir yönetimi kesinlikle Erzurum'a hiçbir hayrı olmamıştır. Böyle düşünüyorum. Yani taş koymak, ağaç koymak, su akıtmak, bir yerlerden su fışkırtmak yetmiyor memlekete. Onlara harcayacağın parayı insanlar taşsız maçsız gezer, toprakta da gezer ama sen önce memlekete iş potansiyelini geliştirecek şeyler yap. Yani bir yer yaptığınızı düşünün. Herhangi bir kurum, kuruluş farklı bir şeyler olabilir. Yani bunu düşünemeyecek yani kadar... Üretken bir toplum olması lazım. Evet. Hadi. Yani sanayileşmeden mi bahsediyorsunuz Sayın Başkanım? Efendim? Yani, siz sanayileşmeden ki, yani, tabii ki. Çevre düzenlemesidense sanayileşme yönelik yatırım olsun. Lafınızı bölmeyeyim. Ben günlük o kadar insanlarla karşılaşıyorum ki çok değerli ustalarımız var mesela. Ama adamın iş yeri yok. Mesela çok iyi emektarlar var. Ya da işte günümüze lazım olan işte ne bileyim iletişim konusunda kullanabileceğimiz bilgisayar konusunda kullanabilecek çok insanlar, çok akıllı insanlar var ama hepsi köşelerinde oturuyor. İşte günde kahvede bir arkadaşıyla bir çay içip sohbet içip eve dönüyor. Biz diyoruz ki o taşlar, o ağaçlar kurulana kadar zaten bunlar yapılması gereken yani Erzurum'u görsel açıdan güzelleştirmek açısından yapılması gereken şeyler ama Erzurum'un içi kan ağlıyor. Siz önce şu gençlere bir sahip çıkın. Her evden bir kişi çalışsa Dursun Ali Bey o ev zorlukta kalmaz. Ama Sayın Başkanım yani o belediyenin vazifesi midir? Milletvekili adaylarının vazifesi midir? Burada bir belediyeyi mi eleştiriyoruz? Geçmiş dönem milletvekillerini mi eleştiriyoruz? Şimdi ben şu an var olan belediyeyle alakalı bir şey söylemek istemiyorum. Evet. Çalışmalarını şimdi ben birini öldürsek de hakkını verelim diye bir yiğidi öldür hakkını ver derler. Evet. O ayrı bir şey. Çalışmaları sürüyordur. Sayın Başkanım. Bunun haricinde ben geçmiş bundan bir dönem önceki Ahmet Bey'in, Sayın Ahmet Küçükler'in yapmış olduğu çalışmaların hiçbirini tasnif etmiyorum. Erzurum'da bir taşı bir taşın üstüne koymadı. Ve zamanında Erzurum ile Kayseri arasında bir devlet büyükleri, politikacılar arasında bir sözlü sohbet geçiyor. İşte diyor ki 15 yıl sonra Erzurum şu kadar gelişecek. Yani gelişsin diyor. Bu bir emirdir, talimattır.
artık iktidarın o günkü işte memleketteki büyük şehrine talimatıdır ya da ilgili kişilere talimatıdır. Ama gün geldi, 2015'teyiz, belki 2000 yılında söylendi bu konu. Şu anda bakıyoruz, Kayseri bizden çok çok kat daha ileride. O da Türkiye'nin şehridir. Olsun isterim ama biz bu memlekette yaşıyoruz, buradayız. Orta Anadolu olduğu için yani aslında yakın dursun sanki Ali Bey, ben şöyle düşünüyorum. Evet. Yani gönül isterse Orta Doğu'ya da gider, evet. Güneydoğu'ya da gider yani. Yani yeter ki istesin. De uzak değil değil yani mi burası? Yeter ki istesin, evet. Kesinlikle. Yani gönül isteyince her yerden yapılıyor. Ben ne diyorum? Diyorum ki Allah rızası için bırakın yani bir gün vicdanınıza baş başa kalın. Evet. Allah rızası için şurada bir iş potansiyeli gerçekleştirin. Erzurum'da şu anda mağdur çok. İnşallah onların mağdurlukları da giderilir. Mağdur. Yani biz siyasetimizi düşünürken aslında en büyük siyaset şu anda Erzurum halkının kalkınışıdır. Yani kalkınmasını nasıl sağlayabiliriz? Evet. Özür diliyoruz. Mevlüt Bey hattımızda. Mevlüt Bey merhaba. Merhaba Hacı Bey. Hoş geldiniz. Sağ olun. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ben sizi hep dinliyorum. Allah razı olsun. Buyurun. Çok da rahatsız etmek istemiyorum. Estağfurullah, olur mu? Dursun Ali Akça da selamını söyle. Aleyküm selam. İl Başkanı Müdoğlu'na da selamını söyle de. Evet. Birlik beraberlik olalım. Evet. Bu seçim beraber seçim olalım. Zaten İlbis Tepesi oyları, ben bir sordum, 273 tane mi var? Fazla bir oylarda yoktu yani piyasada. Evet. Onun için ben de şimdi bu kardeşim, çalışan kardeşim, beraber olalım yalnız. Çalışmaları dinleyemem. Evet. Selamlarımı söylüyorum, başkan şey dinliyorum. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Çalışmalar da güzel. Evet. Başarılar dilerim. Allah razı olsun, sağ olun. Evet, vatandaş takip ediyor. Takip konu. Ediyor, yıkıcı değil, yapıcı eleştiri yapıyor. Kesinlikle. Yani Sayın Miroğlu'na da diyor ki genç kardeşimiz çalışsın. Evet. Her ne kadar oy potansiyelinin düşük olduğunu ifade etse de ama tabii bunlar Mevlüt Bey, Sayın Başkan sizi yıldırmasın. İşte şöyle bir ifade kullanıldı. Böyle siyasetçi bunlara takılırsa hiçbir şey yapamaz. Ne proje geliştirebilir ne kendini geliştirebilir. Tabii ki. Vatandaşın gözünde abi kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Dolayısıyla hele ki bu günümüzde, evet, bu iletişim çağında dolayısıyla zor iştir siyaset. Erzurum'da kesinlikle. Da çok zor. Evet. Türk Parti AK Parti'nin alternatifi midir? Bu hep konuşuluyor çünkü. Sizin de bir açıklamanız vardı bu konuda. Şimdi bundan önce şu konuya bir açıklık etmek istiyorum. Mevlüt Bey teşekkür ederim buradan canlı yayına bağlandığı için. Paylaşımcı olmayı ve eleştirilere açık olmayı bilmeyen insan zaten kendini geliştiremez. Evet. Zaten bir hedefe ulaşamaz. Biz eleştiriye açığız. Saygılarımı sunuyorum kendisine. Türk Parti Erzurum'da 200 oy almadı. 1314 tane oy aldı. Bu arada bunu düzeltelim. Şu anki sorumuza gelin Naci Bey. Türk Parti AK Parti'ye alternatif midir? Yani alternatif değilse niye o zaman Türk Parti ile uğraşılıyor? Neden önünü kesmeye çalışılıyor? Bir HDP varken, bir MHP varken, CHP varken neden Türk Partisi? Yani insan basite aldığı insanla uğraşmaz diye düşünüyorum. Ama bunlarla da eleştiriyorlar ekranlarda. Nasıl Türk Parti diye ismini duymadım mesela, diyelim ki hep tamam. CHP diyor, Milliyetçi Hareket Partisi diyor, HDP diyor. Tamam. Yani onları da vuruyor. Yok, eleştiriyor Ali Bey. Tabii biz, ki yani biz, karşılıklı atışmaları biz şey şu anda olduk, tam böyle bitik arası sıcak ama biz gardımızı aldık da. Siz yani şöyle bir şey, şimdi dava açılmıştır. Haklıysanız hukukun üstünlüğüne inanıp bunu kazanacaksınızdır illaki. Şunu ama yani şöyle siyaset bir durum böyle yok. Bir şey değil mi başkanım? Yani her yerde her şekilde mücadele demektir yani. Biz zaten mücadele veriyoruz. Evet. Allah can sağlığı verdiği sürece de mücadelemize devam edeceğiz. Evet. Ben şu konudan ötürü söylüyorum. Mesela bizim davayı inceleyen sayın savcının, şahsen tanımıyorum, savcının bizim mesela bizim haklı olduğumuzu gösterecek bir karar vermesi sonucunda neden görevden alınıp farklı bir görevden ya da yer değiştirilmesi yapılıp da farklı bir savcının atanması neden? Bu düşündürür. Neden yani? Zaten bir karar çıkmış, herhangi bir usulsüzlük yoktur. Bizim adamımız değildi yani, ben şahsında tanımıyordum. Sayın Genel Başkanımız da bir birey olarak gitmiştir. Gerekli açıklamaları da yaptığını düşünüyorum. Yani
Neden savcı görevinden alınır? Türkiye'de o kadar önemli şeyler varken neden Türk Parti'nin işte lehine karar veren savcılar alınır? Mesela öyle bir durum yokken savcı alınıyor, farklı bir savcı getiriliyor ve getirilen savcı 51 dakika içerisinde savunma istiyor. Bunu geçiyorum, alternatif konusuna gelelim. Niye alternatif? Bence alternatif. Öyle düşünüyorlar. Ya öyle düşünmeseler bir kere ben rahat bırakırım. Nasıl ki Naci Bey dedi ki Erzurum'da muhalefet yok, adamlar rahatsız. Biz muhalefet yok diyor, göremiyoruz diyor. Evet. Biz de diyoruz ki biz muhalefetiz. Eğer bizi muhalefet olarak, demek ki bizi muhalefet gerçekten güçlü bir muhalefet olarak görüyorlar ki ellerinden gelen bütün yollara başvurdular. Önemli değil, ben Allah'ın haksızın değil, hakkının yanında olduğunu düşünüyorum. Onların siyasetini kısıtlamıyoruz. Biz burada farklı yollara da başvurmuyoruz. Allah'ın hukukuna ve adaletine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna güvenerek bizde yazılı başvuruları yapılmıştır. Bu konu hakkında da en kısa zamanda sanırım cevabı gelecektir. Yani iş artık o dereceye geldi ki bakılan davaya bakılan savcılar bile alınıyor yani Dursun Ali Bey. Bunlar hoş şeyler değil bence. Olmaması gereken bir şeyler. Orada birinin evladı da olabilir. AK Parti'ye laf söyleyen ya da hükümete laf söyleyen. Adam söyledi diye kalkıp ne yapalım yani, asalım mı? Şimdi bugün canlı yayına bağlanıp birisi bize bir şey söylese gayet normal karşılamak zorundayız. Naci Bey'in de belirttiği gibi herkes yani biz çelişkili açıyoruz yani. Yani. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Siz devam ettiğiniz sürece de yine stüdyomuzda çok çok siyaseti konuşmaya devam edeceğiz. Her zaman için bekliyorum. Sevgili Akkoç, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Akşam herkese inşallah yine burada olacağız. Evet. Son mesajın var mı sevgili başkan, Erzurumlara iletmek istediğin? Benim Erzurumlara her zaman bir mesajım vardır. Onlar benim canlarım, ciğerlerimdir. Her zaman da bir Erzurumlu'yu dışarıda da olsa desteklemişimdir. Siyaset başka, Erzurumlar başka. Ben Erzurumları hiçbir yerde bırakmam. Benim tek istediğim Allah hakkımızı hayırlısını nasip etsin. Amin. Amin. Umarım doğru yola ilerleriz. Doğru oldukları şeyleri biraz da olsa araştırmalarını rica ediyorum. Evet. Hepsine birer birer saygılarımı sunar. Sevgiyle hepsini selamlıyorum. Naci çok Bey. Teşekkür size de çok teşekkür ederim bu arada. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, biz Erzurum'da gündüz kuşağındaki programımızın konuğu Türk Parti İl Başkanı Sayın Engin Miroğlu'ydu. Bizlerle birlikte oldu. Telefonla bağlanan, bizi izleyen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tabii saat 20'de AK Parti milletvekili adayı Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı bugün akşam bizlerle birlikte olacak. Yarın yine gündüz kuşağında Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili adayı bizimle beraber olacak. Ve akşam saat 20'de yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden eski milletvekili Sayın Ömer Özyılmaz bizlerle birlikte olacak. Perşembe günü Saadet Partisi İl Başkanı Sayın ve milletvekili adayı, düzeltiyorum, Faik Çalık bizlerle birlikte yine stüdyomuzda olacak. Perşembe akşamı yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili ve milletvekili adayı Sayın İbrahim Aydemir yine stüdyomuzda olacak. Cuma günü yine sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı Sayın Tuncer Aktaş ve yine AK Parti'den Sayın Zehra Taşkesenlioğlu stüdyo konuğumuz olacak. Cuma'ya kadar oldukça yoğunuz. Akşam saat 20'de görüşmek dileğiyle ana kumanda masasında Oktay Polat, koordinatör Murat Erener ve ben Naci Ergen, Dursun Ali Akkoç'la birlikte hepinize kısa bir mola diyoruz. Akşam görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.